Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu sandalyede yapılabilecek sırt ağrılarını gidermeye yönelik gevşetme egzersizleri olacak. Biraz olsun sırtımızı hareketlendirmeye çalışacağız. Hiçbir ekipmandan faydalanmayacağız. Sadece arkalığı olan bir sandalye bizim işimizi görebilecek bu egzersizlerde. Özellikle bu egzersizleri ister iş yerinde, ister sabah kalktığınız yemek masasındayken, isterseniz de gün içerisinde okulda uygulama şansınız var. Düzenli bir şekilde sırt bölgesini çalıştırabilirseniz, hareketliliği ile ilgili egzersizlere önem gösterebilirseniz en azından şu yaşadığınız kulunç ağrılarının şiddetini azaltabilir. İlerleyen dönemde de kuvvet egzersizleriyle birlikte uzun vadede o bölgede ağrısız bir yaşam sürebilirsiniz. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk yapacağımız egzersizde biraz sırtımızı dönüş yönünde hareketlendireceğiz. Sizden istediğim mümkünse eğer sandalyede ayaklarınız yer ile temas etsin. Değilse de hafif öne doğru kaykılarak aslında hem kendimize alan açalım hem omurgamızın hareketliliğine destek olalım. İlk egzersizde hafifçe sol bacağımdan da destek alarak dönebildiğim kadar sol tarafa, dönebildiğim kadar sağ tarafa yavaşça dönerek başlayacağım. İlk gittiğim tarafta biraz sırt bölgesini hissettim. Asla kamburumu çıkarmıyorum. Gittim. Diğer tarafta sırt bölgesini hissettim. Sırt bölgesini hissettim. Sırt bölgesini hissettim. Birkaç tekrar sonra her döndüğünüz alan daha da açılacak, daha rahat hissedeceksiniz. Gittiğim alanda hissettikten sonra içimden 1, 2, 3 şeklinde sayarak 10, 12 tekrar ağrı oluşturmayacak şekilde yavaş yavaş sırtımı aktive etmeye başlayacağım. Bir tarafa dönüş daha zor olabilir. Gün içerisinde o bölgeyi çok kullanmıyor olabiliriz. Ancak endişe duymayın. 3-4 seans sonra daha fazla tekrar sayısıyla daha kolay yaptığınızı fark edebilirsiniz. İkinci egzersizimizde biraz kürek kemiklerimizin etrafındaki kasları hareketlendirerek devam edeceğiz. Bunun için kendime aslında sıkıca sarılmaya çalışacağım. Bu pozisyondayken iyice kürek kemiklerini birbirinden ayırıp hafifçe kamburumu çıkarıp hafifçe doğrulacağım. Hafifçe kamburumu çıkaracağım. Başım da eşlik edebilir. Hafifçe doğrulacağım. Bunu yaparken sırt bölgesindeki özellikle şu kamburunuzu çıkardığınız anda açılmayı çok rahat hissedeceksiniz. Sizden ricam bu pozisyonda her öne geldiğimde bir olacak şekilde 10'a kadar 2 şeklinde saymanız olacak. Yavaş yavaş yaparak o açılmanın arkaya gittiğinizdeki omurlarınızın o hareketinin farkına varmanızı öneririm. Bunu bu şekilde yaptığınızda gerçekten sırtınızı çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz. Onu tekrar yaptıktan sonra yavaşça kollarımı bir gevşeteceğim. Şöyle bir omuzlarımı hareketlendireceğim ve bunu 3 kez tekrarlayacağım. Bu bile sadece kürek kemiği arasındaki ağrınızın azaltılması için size faydalı olabilir. Sıradaki egzersizimde de yine omurga arası, tam burada gösterdiğim alanda ağrısı olanlar, tutulması olanlar için bir egzersiz yapacağız. Dik durduğum pozisyondayken kolumu sol taraftan arkaya doğru götüreceğim. Bakın sağ elim yine destek alıyor. Sağ taraftan arkaya doğru götüreceğim. Soldan arkaya doğru, sağdan arkaya doğru. Bunu birlikte her sola geldiğimizde yine bir olacak şekilde. Her sola geldiğimizde iki olacak şekilde. Bacaklardan da destek alarak 10 tekrar yapmaya çalışacağız. Erken dönemde zor geliyorsa 6-8 tekrarla da başlayabilirim. Bu şekilde İyice sırtımın özellikle o kürek kemiğinin iç kısmını hareketlendireceğim.
Sıradaki egzersizimde ise kürek kemikleri ve sırtın tam olarak öne arkaya gidişiyle ilgili, özellikle duruş bozukluğu olanların çok da zorlandığı şu hareketi biraz uyarmaya çalışacağız. Bunun için yine ellerimizden, kollarımızdan faydalanacağız. Kollarım ileriye uzandığı pozisyonda iyice kürek kemiklerini birbirinden ayırıp göğsü öne sıkıştırıp dirsekleri arkaya yaklaştıracağım. Götürdüm. Getirdim. Götürdüm. Getirdim şeklinde hem boynumu hem sırtımı hem kürek kemiklerini çalıştırmış olacağım. Bundan da her gittiğim bir sıkıştırdım. 2 sıkıştırdım şeklinde 10 tekrar yapmanızı öneriyorum. Bunu mutlaka 3-4 set tekrarlayın. Duruşunuza da çok fayda sağlayacak. Bazılarınız arkaya gitmekte zorlanacak ya da boyun fıtığı düzleşmesi varsa boyunların arkaya gitmesinden rahatsız olacak. O zaman boynu devreye sokmadan bakın. Aynı şekilde kürek kemiklerini ve torakal bölge dediğimiz bu alandaki organları, kasları hareketlendirebilirsiniz. Sizden ricam, dediğim gibi 10 tekrar en az 3-4 set düzenli bir şekilde bu egzersizi uygulamanız olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Hiçbir ihtiyacımız yok. Sadece bir sandalye ile sırt kaslarınızı çok etkili bir şekilde çalıştırabilmenin yollarını göstermek istedim. İmkanınız yoksa dahi gün içerisinde 8-10 dakika ayırarak sırt bölgesini çalıştırmanız en azından artabilecek olan ağrıların önüne geçecektir. İlerleyen dönemde de bu ağrıları tamamen ortadan kaldırabilmeniz için size bir fırsat oluşturacaktır. Eğer kulunç ağrıları ile ilgili çok ciddi problemler yaşıyorsanız da benimle birebir egzersiz yapmak isterseniz mutlaka buradan çıkan canlı yayınların linkine tıklamanızı öneririm. O egzersizlerde hep birlikte egzersiz yaparak sırt kaslarınızı daha iyi bir şekilde de hissedebilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.